Herkese merhabalar, ben Kubilay Vergili. Bugün sizlerle beraber değişen İspanya Grand Prix'sini, Katalunya pistini biraz değerlendireceğiz. Hangi takımlar nerelerde güçlü olabilir? Bunlara bir göz atacağız yapılan değişikliklerle beraber. Ve bazı tahminlerim olacak İspanya Grand Prix'si ile alakalı. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak pistte yapılan değişikliği sizlere aktarmak istiyorum. Bu da şu bölüm. Burada eskiden bir şikan vardı ve bu şikan birinci viteslere, yani daha doğrusu ikinci viteslere kadar düşülen bir virajdı. Bu virajın kaldırılması da bazı belli başlı değişikliklere sebep verdi. Özellikle son viraja yaklaşma hızı çok daha fazla arttı. Bu da tabii ki de aerodinamik olarak iyi araçların daha iyi dönebileceği bir bölüm demekti. Yani aslında bu son sektörün şu bölümü bir çekiş bölümünden daha fazla aerodinamik verimliliğe kaydı. Çünkü şöyle bir şey var. 13'ü yine aynı şekilde 13'ü ve 14'ü muhtemelen takımlar tam gaz döneceği için düşük downforce'lu arka kanatlarla burada yarışacaklardır. Ya da düşük downforce'lu ayarlarla burada yarışacaklardır. Ve düşük downforce'da bildiğiniz üzere takımlar, araçlar, virajları daha zor dönüyor. Ya mesela bir Williams'ın dönme hızıyla bir Mercedes'in dönme hızı aynı olmuyor. Bu anlamda pistin geri kalan bölümü, birazdan dediğimiz geri kalan bölümü ise çok fazla aerodinamik istediği için aslında 13-14'ten itibaren ilk viraja gidilen bölümden mi feragat edeceksin, yoksa pistin geri kalanını boş verip burada mı daha fazla hız taşıyacaksın? Çünkü 12'den çıktıktan sonra, ki burası da bildiğiniz üzere bir önceki sene değiştirilmişti, 13-14'ten itibaren tam gaz gidiliyor ve hava koridoruna giderseniz geçiş yapma şansı çok yüksek. Bu anlamda durumu göreceğiz. Şimdi burayı bir temizleyelim ve ilk virajdan itibaren başlayalım. Geçtiğimiz senelerde buradan 90'la 100'le çıkıldığı için takımlar da daha yüksek downforce'la yarışıyordu. Buradaki top speed'ler çok farazi bir örnek vereceğim şu anda. Tamamen farazi bir örnek vereceğim. 325 ise bu sene muhtemelen 332-333'ler olacak. Bu da buradaki frenlemenin daha sert bir frenleme olacak. Ve muhtemelen fren mesafesinin de biraz daha öne geleceği anlamına geliyor. Peki frenlerde kim öne çıkıyor? Aston Martin öne çıkıyor. Yani bu anlamda düzlük Aston Martin işine yaramayacak. Ama frenlemede Aston Martin biraz daha olsa süre kazanacak ki Fernando Alonso'nun sıralama turlarında neler yapacağını da merakla bekliyorum. Ama Aston Martin'in sevmediği tarz çok hızlı yön değiştirilen virajlar gibi duruyor. En azından Monaco'da bunu gördük. Miami'de de biraz aslında bunu gördük diyebiliriz yani biraz. Bu anlamda burayı dönüşü Aston Martin'in gerçekten çok kritik olacak. Boş depoda bu zor olmayacaktır onlar için ama yarış mesafesinde sıkıntılı olacaktır. Bu anlamda bu ilk sektörün, ilk virajın düzlük bölümünün Red Bull'a ve Ferrari'ye tabii ki de frenleme bölümünün ben daha çok Aston Martin'e yarayacağını düşünüyorum. Tabii Mercedes de bu işin içinde olacaktır ama Mercedes'in aracı o kadar çok değişti ki şimdi ben burada nasıl bir yorum yaparsam yapayım muhtemelen yanlış olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü aracın bütün felsefesini değiştirdiler. Mesela Ferrari bir güncelleme getirecek ama Ferrari tabanı daha iyi hale getirecek vesaire. Mercedes bir felsefe değişikliğine gitti. Aracın çalışma metodunu değiştirdi. Bu anlamda Mercedes'i buraya çok fazla dahil etmeyeceğim. Onları da yarış mesafesinde biraz konuşuruz. Özellikle lastik kullanımıyla alakalı olan bölümde. İkili açıktan sonra artık bildiğiniz üzere bu 3 bölümü de neredeyse tam gaz dönülüyor. Hatta tam gaz dönülüyor de diyebiliriz. 3'ten 4'e gelen bölüm biliyorsunuz burada önemli bir rüzgar oluyor. Ters kanattan gelen bir rüzgar oluyor. Ve burası aslında frenlemenin önemli olduğu bir bölüm. Yani Aston Martin'in kazanabileceği bir başka yerde burası. Bu anlamda şöyle düşünüyorum ben. İlk sektörde top speedler bakımından Red Bull ve Ferrari üstün olsa da Aston Martin o kadar da geride olmayabilir. Ama eğer bana bir ilk sektör şeyi çiz derseniz, hemen isterseniz sizlerle bir ilk sektör kendi tahminimi çizelim. Buradan başlıyoruz. Burası Red Bull'un olacaktır.
diye düşünüyorum. Frenlemenin buranın Aston Martin olacağını ben ön görmekteyim şu bölümün. Daha sonra tekrardan buranın da ben yine büyük oranda Red Bull'da olacağını öngörmekteyim. Geri kalan frenlemenin de yine Aston Martin'e yakın olacağını düşünüyorum. Şimdi düşük hızlı bölüme geldiğimizde fark ettiğiniz üzere ben burada Ferrari ve Mercedes'i hiçe katmadım. Büyük güncellemeler getirecekleri için. Diğer takımlar da getirebilir. Ama ben ilk sektörün Red Bull'un önde olacağını düşünüyorum. Ferrari'nin de onlardan aşağı olacağını, yani Aston Martin'in 3. olacağını öngörüyorum. Ama ben pist dominans hani bir tane yapıyor ya, tahminimi Verstappen ve Alonso üzerinden götüreceğim. Leclerc'i buraya sokmayacağım. Çünkü mesela atıyorum Leclerc belki de Verstappen'i burada geçecektir düzlükte. Tamamen şeye bağlı. Şimdi 4. vitese kadar düşülen bir bölüm. Zor bir denemeç bu arada burası. Çünkü şöyle bir şey var. Yarış mesafesinde sert lastiklerle, ki genelde burası sıcak bir pist oluyor. Gerçi yağmur bekleyemem, artık yağmuru da tabii çıkartacağım aradan. Sol bölümü, lastikte sol bölümünün dış taraflarını çok fazla zorlayan bir bölüm. Ve biz yılın başından beri görmüşüz. Aston Martin bu konuda daha iyi bir taraf. O yüzden 4-5 segmentini ve buranın çekişini, özellikle buranın çekişini ben yine Aston Martin'in domine edeceğini, buradaki düzlüğün Red Bull'un yeteceği kadar hızlı olmadığını ve bu anlamda 7-8 segmentin de o kadar büyük bir dönüş, yani şuradaki kadar büyük bir dönüş olmadığı için tamamen Aston Martin'de olacağını ön görüyorum. 4-5 bölümünü de bence Red Bull ve Aston Martin paylaşacaktır. Şöyle bir kafada kurdum. Burası çekiş isteyen bölüm olduğu için şu tarafı Red Bull'a veriyorum. Geri kalan çekiş ve frenleme. Çünkü mesela buradaki frenleme de aşağı doğru gidiyor. Pist bildiğiniz üzere o bölümün aşağı doğru iniyor. Blokajı açık. Ve Alonso'nun Bahreyn'deki o 8. virajda, o sola doğru dönülen bölümde ne kadar güçlü olduğunu hatırlayalım. Benzer bir performans olabileceğini düşünüyorum. Yine burada şu hızlı virajı ben Red Bull'un rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum. Ve buradaki düzlüğün tamamen ben Red Bull kontrolünde olacağını düşünüyorum. Çünkü buradaki hız ve frenleme o kadar büyük değil. O kadar büyük değil. Buraya kadar getirsek şurayı Aston Martin'in alacağını hadi öngörelim. Çünkü Miami'de de gördük bunu. Başka hangi pist vardı? Avustralya'da da gördük. Red Bull çok büyük sorun yaşamıyor virajlarda, yani komple bir paket. Ama tabii Aston Martin iyi olduğu taraf frenleme ve çekiş olduğu için ne yaptım? 5'i ve 4 çıkışını ve 5'i bir frenlemesini ve oranın çekişini Aston Martin'e yazdım. Ama buradaki o kadar büyük bir frenleme olmadığı için burayı Red Bull'a yazdım. Yine 10 bölümüne geldiğimizde eğer burası değişmeseydi ve şikanlar kalsaydı ben Aston Martin'e daha yakın olacağını düşünüyorum bu arada Red Bull'a. Pist hızlandı. Top speed olarak hızlandı. Ve bence bu Aston Martin'e yaramadı. O yüzden 10 bölümünün ve buranın tamamıyla Aston Martin olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Evet frenim azaldı ama burayı o kadar da geç dönemiyorsunuz. Geç frenleyemiyorsunuz aslında bakarsan. Çünkü virajlar ne kadar sağa doğru açılsa da buradaki iç apex'i vurup buraya dıştan içe doğru almanız gerekiyor. O yüzden genelde fark etmişsinizdir zaten, çok fazla dışarı taşmıyorlar. Biraz daha orta taraftan dönüp kendilerini soldaki apex'e vurup sonra sağa çeviriyorlar. Ve burayı dar çizgiyle dönüp dışarıdaki kerbi neredeyse yiyorlar, ki Norris'in geçen sene bir tur iptal edilmişti bu yüzden. Buradaki kerbi yiyorlar. O yüzden ben bu tarafın tamamıyla Aston Martin'de olacağını, lakin bundan sonraki kısmının da Red Bull'a çok yaradığını, gerçekten çok yaradığını düşünüyorum. Yani evet Red Bull bir komple paket ama Aston Martin'in güçlü tarafları kaldırıldı. Bu kırmızıları Ferrari olarak almayın diye üzerine bir daha Red Bull olarak çizeyim. Yani kafamda böyle bir pist üstünlük haritası oluşturdum. Ne kadar doğru olabilir bakacağız, göreceğiz. Yani
Çok farazi bir şey yaptım yaptığım şey. Ferrari belki pole alacak. Olabilir bu arada. Ama yarış mesafesine baktığımızda geçtiğimiz senelerde pistin arka lastikleri zorlayabilen bir pist. Aynı zamanda yüksek hızlı virajlar sebebiyle de ön tarafları da zorlayabilen pist olduğunu görmüştük. Ben artık değişen pist karakteristiğiyle beraber buranın front limited bir piste dönüştüğünü düşünüyorum. Yani ön lastikleri daha fazla korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok çekiş isteyen bölümler 2 seneki değişikliklerle beraber kaldırıldı. Bu anlamda işte 13 ve 14 bir Silverstone gibi sol ön lastiklere çok yük bindirecektir. Çünkü tam gaz dönülecek ama hatırı sayılır bir açı var. Arka tarafın istendiği viraj sayısı azaldığı için ön lastiklerin önemli bir etmen olacağını bu yarışta düşünmekteyim. Bu anlamda lastikleri koruma konusunda sıkıntılar olan Ferrari'nin yarışta sıcak bir yarış olması halinde sorunlar yaşayabileceğini düşünüyorum. Aston Martin'in uzun bir stint atarak Ferrari ve Mercedes'i yenebileceğini öngörüyorum yarışta. Dediğim gibi sıralama turlarında Ferrari, mesela ilk sektörü ben şeye yazdım, Red Bull'a yazdım. Sonra Red Bull, Ferrari, Aston Martin'im. Mercedes'i dışarı atıyorum, tekrardan söylüyorum. Bambaşka bir araca geçti onlar. İkinci sektörde sanki Aston Martin önde olacakmış gibi düşünüyorum ben. Ya da Red Bull'a çok yakın. Çünkü Red Bull'un önemli bir yeri var burada. Burada Ferrari 3. sırada kalacağını düşünüyorum ve belki son sektör yine Ferrari olup hani Aston Martin'in geçebileceği bir senaryo olabilir ama yarış mesafesinde ben sıcak bir yarış olması halinde Aston Martin'in Ferrari'yi mağlup edeceğini düşünüyorum. Red Bull'un ise yine ben aynı şekilde dokunulmaz olacağını düşünüyorum. Evet, Monaco'da çok heyecanlandık ama yani Monaco'da bile yarış kazanmayı başardılarsa ki Verstappen inanılmaz bir sürüş gerçekleştirdi. İspanya'da da Miami'deki gibi diğer pistler olduğu gibi dominant bir durumda olacağını öngörüyorum. Bu anlamda Aston Martin Alonso'nun tekrardan podium yapması mümkün ama bir yarış galibiyeti eğer pist eski haline olsaydı bence daha yüksek bir ihtimal olacaktı diye düşünüyorum. Yani yapılan değişikliklerin Aston Martin'e yaramadığını öngörüyorum. Efendim, böyle bir İspanya Grand Prix'si bekliyorum efendim. Tahmin edeyim, Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso, Mercedes, Ferrari'ler karışık olacaktır. Lance Stroll geride olacaktır. Alpine ve bir tane de McLaren'in puan alacağını düşünüyorum. Alpine eğer yakın olursa çok şaşırırım bu arada gerçekten de. Ama olabilir. Bu pist biraz daha Avustralya ama ikinci sektörde Alpine zorlanacaktır diyorum ve efendim videonun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bu tarz videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.